Böyle yap bakalım. Aferin. Ay. Derya, telefonu çalıyor. Duymuyor musun? Kim o kızı? Hiç ya, önemli değil. Derya. Gelsene bir. Otursana şuraya. Ne oldu ama? Sevilay cezaevinden çıkmış. Nasıl ya? Nasıl çıkıyormuş? Çıkmış işte. Arkası sağlam herhalde. Bulmuş bir avukat çıkmış. Ona inanan avukatın aklına tüküreyim ben. Bıraksın bu mesleği bence. Neyse ne Derya. Sonuçta kadın ortalığa çıktı mı? Çıktı. Aman diyeyim bak, bu Efe ile görüşmek isterse sakın ne buluştur ne görüştür. Bu kadın çok tehlikeli. Sağlam pabuç değil bir de. Yok, görüştürmem de ne oldu, sen bir şey mi duydun? Rüçhan'ın evine yerleşmiş. Ne? Ne işi var orada? Rüçhan'ın abisi evi aldı ya. Bu da yanına gitmiş metresi olarak. Ay kadına bak ya. İnanmıyorum, milli felaketimiz oldu resmen. Nereden bulmuş adamı, nasıl olmuş bu iş? Vallahi o kadarını bilemeyeceğim. Ama biz Rüçhan Hanım'la gittik, biri güzel ağzının payını verdik, gereğini yaptık. Sen de rica ederim. Ne olur bunu üstüne bulaştırma, çamurunu sıçrattırma. Ya inanmıyorum ya. Eskiden Özer amcayla, şimdi de. Şimdi de Rüçhan'ın abisiyle. Kadın ahlaksız kızım. Her yol var. Ondan ona geçiyor. Bak şey gibi bu misal. Sen Kartal'la aşk yaşamışsın da olmamış, Serdar'la geziyormuşsun gibi. Bu olacak bir şey mi? Benle ne alakası var? Hala saçma sapan konuşuyorsun. Ben niye görüşeyim onlarla? Canım ben misal olsun diye söylüyorum yani. Sevilay'ın yaptığını söylüyorum. Görüyor musun bak, kadın aileyi elden geçiriyor. Derya lütfen cevap ver. Bu böyle olmayacak. Adnan baba. Bir yere mi gidiyorsun evlat? Evet. Bizim mimar hanım rahatsızlanmış. Ulaşamadım da merak ettim, gidip bir yoklayayım dedim. Gidersin sonra. Gel şöyle karşıma otur 2 dakika. Hayırdır Adnan baba? Rüçhan geldi ev ziyaretine. Şaşırmadım, bekliyordum. Çocuğunun yaşadığını söylemişsin. Evet, söyledim. Başka bir şey demedin, değil mi? Hayır. Niye böyle bir şey yaptın evlat? Tepkisini merak ettim. Niye ölçüyorsun ha? Kartal, anlamıyorum. Ne yapacaksın ki tepkisini? Ne bileyim işte, üzgün mü, vicdan azabı duyuyor mu, pişman mı, bunu bilmek istedim. Aklında, kalbinde küçücük de olsa bir yerin var mı diye anlamaya çalıştım. Ne olacak oğlum bunları bilince? He? Yok vicdanmış, yok pişmanmış. Neye yarar? Bugüne kadar sana vermediği değeri, sevgiyi bunlarla mı ölçüp rahatlayacaksın? Yahu benim sevilmek gibi bir derdim yok. Sadece onu tanımak istiyorum. Kaybettiği çocuğu için bugün ne hissediyor, ne düşünüyor onu bilmek istiyorum. Kartal bak, senin ailen benim. Anan da benim, baban da. Benim sevgim sana sonsuz. Sadaka değil, vicdan değil. Gerçek sevgi. Rüçhan'ınki korku. Yaptıklarının vebaliyle vicdanına hesap veremeden ölme korkusu. Yaşlandı çünkü. Ben bir evlat daha kaybetmek istemiyorum oğlum. Merak etme. Bir yere kaybolduğum yok.
çıkacak mısın karşısına? Senin oğlun benim diyecek misin? Belki bir gün o cesareti bulursam, bunu bilmeye hakkı olduğuna inanırsam, belki. Hiç deneme bunu evlat. Yapma bunu. O kadın hayatında görebileceğin en vicdansız, en gaddar insandır. Sana karşı içinde şu kadarcık bir sevgi yok. Daha karnındayken bile nefret etti senden. Sana ne bir damla sütü geçti, ne bir kez bile gözlerinin içine baktı. O yüzden sen de şimdi onu gördüğünde başını çevirip çekip gideceksin. Tamam, bu kadar yeter. Ben çıkmak zorundayım. O kadın hayatında görebileceğin en vicdansız, en gaddar insandır. Sana karşı şu kadarcık bir sevgisi yok. Bir anne olarak sana yalvarıyorum Kartal. Oğlum, ben ölmeden onu öyle bir kez de olsa göreyim işteyiz. Sana minnettar kalacağım. Kenan! Buyur abi. Kapat. Özer'in ismi çizildi. Bizim eleman emaneti hazırlamışsa git al. Hapishanedeki adamımıza götür. O ne yapacağını bilir. Yakalandığında Kartal hazmettirdi desin. Derhal al. Ziyaretçi mi bırakmış? Teşekkür ederim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.